Selamünaleyküm arkadaşlar. 28 Temmuz 2024. Uzun bir aradan sonra arıların yanına geldik. Arıların birçoğunu zaten vermiştim. Çok az bir şey kalmıştı. Kalanlardan bir tanesi böyle. Şöyle full ballamış. En son bayramda gelmiştim köye. Bayramdan bu yana da ilk defa kovanın kapağı açılıyor. Şöyle göstereyim. Üstü kemer ballı, alt tarafı da larvalı. Arkası da bu şekilde. Adana yanıyor. Bir de Poyraz var bugün. Yani yaklaşık hava derecesi bir 50-60 vardır. Şöyle kat çıkmış. Hanımefendiler. Üstü de burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu koparmakla uğraşmayacağım. Üstüne zaten kat vereceğim. Şuraya bir tane temel petek girip şuraya kat geleceğim. Şunu. Ondan sonra da temel petek vereceğiz. Üstte kabarmış petek vardı. Diğer bir kovandan. Ondan getireceğim. Şuraya da erkekler koymuşlar. Arka kendi kafasına göre takılmış. Uzun zamandan beri gelmiyor. Kovanları şöyle bırakmıştım en son. Gördüğünüz gibi her tarafa kuş pislemiş. Kovanların üstü leş olmuş. Bu boştu zaten. Şuraya bir hatırlarsanız küçük bir oğul gelmişti. Videosunu çekmiştim. Hatta belediye otobüsü kaçacak diye bırakıp kaçmıştım. Arı buraya gelmiş. Girmiş. Ya o zaman da girmişti zaten de. Ana arı vardı birkaç tane. Buraya yavru da dikmiş. Bakın boş çita koymuşuz buraya. Şöyle petek yapmış. Örmüş. Yavru da koymuş. Şöyle göstereyim. Sonra arı kovanı terk etmiş. Neden terk etmiş? Gördüğünüz gibi varova hasarından. Arıdaki varova arı geldiğinde direkt araya dumanı verseydik arının üstündeki bütün dumanlar dökülürdü. Bütün varovalar dökülürdü. Arı tertemiz olurdu. Şimdi bu petek tertemiz duruyor ama bunu biraz kabartmış burayı. Şu taraflar daha ham. Arı küçücüktü zaten. Birkaç video geriye giderseniz görürsünüz o videoları. Bu peteği de atacağım. Bu petek de işe yaramaz. Çünkü şu petekte hastalık vardır. Ondan buna bulaşmıştır. Bunu alıp da başka bir arıya koyup arıya vermenin bir anlamı yok. Şurada bir arı vardı mesela. Sattım. Burada bir tane zayıf vardı. Başkasıyla birleştirdim. En son mesela burada güçlü bir kovan vardı. Kılıç arısı. Hani güzel bir bal yapmıştı hatırlarsınız. 3 çita kalmıştı bu arı. Yani bu arı duruyor hala. Daha yeni kapağını açıyorum. Daha bakmadım da. Bir gelişme olmamış. Tabi bunların varova hasarı da vardır. Bunlar zayıf olanlar. Peteklerinde değişmesi lazım ama işte araba olmayınca bir de hava sıcak olunca hiç gelesim olmuyor. Gördüğünüz gibi arı gelişmiyor da. Ya bu arıya şimdi bu petekler ızgar atıp üste alınması gerekiyor. Alttan da hemen temel petek atıp tekrardan şerbet verip kabarttırılmak gerekiyor. Ya da direkt yan tarafına hemen temel petek verip anarda gözüküyor şuradan. Temel petek verip beslemek gerekiyor. Besleyip o petekleri şişirip o yavru atınca bunları direkt kata alıp bunlardaki yavru söküldükten sonra bu petekleri kaldırıp atmak gerekiyor. Kışa tertemiz girsin diyarı. Tertemiz peteklerle girerse ne olur? Arıda varova bile olsa arı hiçbir şey vermeseniz bile çıkartır. Ama petekler kışın hastalık yapar. Hastalık yaptığı zaman da kışında şöyle Kasım Aralık gibi Fatiha'yı okursunuz. Ben dediğim gibi böyle zayıf kaldığı için gelmedim, uğraşmadım. Bu şekilde. O yüzden boşalttığım kovanları da oraya attım zaten. Şurada vardı bir tane güçlü kovan. Onda ballarını aldım, sağdıydım. Geri biraz peteklerini falan koyuyordum. Bu duruyor. Dediğim gibi petekleri sağıp geri koymuştum üstte. Şöyle göstereyim onu da. Biraz bal çekmişler şöyle. Aynen. Petekler burada. Bu peteğin iki tanesini alıp şu araya vereceğim işte. Üst kata vereceğim yani bu şekilde. Şöyle
Daha ilk defa açıyorum. Yeni geldim. Zaten 5 dakika durup geri gideceğim hemen. Buna da temel petek vermişim ama arı ilerlememiş. En son bayramda geldiğim dediğim gibi. Tekrarlıyorum kendimi ama. El demirini de evde unuttuk. Şurada temel petek görüküyor arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Flaşı açalım. Güneşte flaşsız olmaz. Temel petek buradan görüküyor. Hiç kabartma yok. Açamadım ama don iyice propolisi şey yapmışlar. Oynamıyor yerinden ama kovanımız full. İyi görüküyor yani. Bu arada böyle. Bunlar petekleri sıyırıp eritmiştik. Bunlar da boş kovanlar. Şöyle. Düzlük öyle duruyor. Şuraya astığım boş petek de duruyor. Gelen giden yok. Sallanıyor. Sallanması iyi de. Bu şekilde. Diğer çok ağır geliyordu. Belki ona da girer diye koymuştum. Vaziyet bu şekilde. Bir, pek bir arı yok. Burada bir 5-6 tane arı var. Diğerlerini dediğim gibi verdim. Artık dediğim gibi araba olmayınca çok arıyla uğraşmıyorum. Verirsem onlara temel petek vereceğim. Diğer arıları kurtarmak için o 300 tavarları falan. Ondan sonra da tekrardan kış moduna girerler. Bal alacağım bir iki tane kovan var. Köyde. Damda. Ondan arsa kadar. Bunlardan fazla bir beklenti yok. Bir tane şurada iki tane güçlü var. Yaz sonunda pamukta ne verirse verir. Gerisi zaten siyah petekleri çıkarıp atacağız. Yoksa siyah peteklerle girdiği zaman var ovadan kurtulamaz. Ama temel petekten yani bu sene verdiğim temel petekle girdikten sonra üstünde hiç var ova ilacı kullanmasanız bile arı çıkar her türlü. Zaten şehirdeki Adana'daki arılar o şekilde. Senede bir kere var o dumanı veriyorum. Yani bir kere dediğim duman verip 3-4 gün boyunca arılar da veriyorum. Bazen de kafam eserse formik veriyorum. O şekilde de var ovasını kırıp geçiyorum. Kışın. Şimdi değil ama. Bal malı aldıktan sonra. Şimdi mesela Adana'daki arı güzel bal var üstünde şu an. Şey balı gelecek. Keçi boynuzu balı gelecek. Keçi boynuzu balından geldikten sonra o kara kovanları biriktirdim mesela. Üstünü 10 çıtaya ya 9 çıtaya tamamlamayı düşünüyorum. O 9 çıtayı da fullleyip ondan sonra oradaki petekleri alıp siyah petekleri de alıp temel petek verdiğim çıtalarla arayı kışa sokarım diye düşünüyorum. Orada da yaklaşık 2 senedir falan damda şehirde arı besliyorum. Bir sıkıntı yaşamadık. Birine saldırıp birine sokma olmadı. Arının ırkı iyi. Buradaki arıda çoğu Belfast. Oradaki de Belfast'lı. Hatta onun kızları da burada. Oradakilerin de şu an Belfast yok. Şu an karnı yok. Ama saldırganlık derecesi düşük. Bir tanesi saldırgan. Onu zaten hediye vereceğiz. Daha gelip götürecek bir sene oldu. İşte böyle bu şekilde gidiyor Fahim. Evet arkadaşlar bir uzun zamandır video atmıyordum. Bugün bir atın dedim. Öyle bir video açtım. Gördüğünüz gibi durumlar böyle. Yani pek bir arı yok. O yüzden de video çekmenin bir anlamı yok. Uzun lafınız kısası bu kadar. Arıcı arkadaşlara selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yaşıyoruz ya. Ölmedik yani.